Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın, iyi pazarlar. Keyfiniz, saatiniz, huzurunuz bol olsun arkadaşlar. Güzel bir gün diliyorum. Sağlıklı, sağlıklı olalım lütfen. En önemlisi kış aylarında sağlık diye başlayarak böyle. Sonrasında para ve aşk da gelsin tabii ki keyfimiz de yerine gelsin, değil mi? Bugünkü niyetlerimizde, dileklerimizde, isteklerimizde neler var? Ne niyet tuttunuz? Tutmadıysanız lütfen bir niyet tutun. Bu niyetiniz tabii ki falımıza göre şöyle: para, aşk, ilişkiler konusunda tutabileceğiniz dilekler. Sağlık konularıyla alakalı çıkarsa arkadaşlar, tabii ki bunlar çıkarsa cevap vereceğim dilekler olacak ama bu tutabileceğiniz dileklerle alakalı umarım önünüze güzel ışıklar sunmam nasip olur diyelim. Hemen açalım ve bakalım bugünkü niyetlerde neler var. Daha çok ilişkilerle alakalı tutulmuş niyetler var. Parasal konularla alakalı da niyetler var. Hatta burada şunu da diyebilirim ben. Parasal konularla alakalı daha olumlu bir fal süreci görünüyor. Bakın şöyle göstereyim hemen. Bu bölüm arkadaşlar ilişkiler bölümü. Şimdi hemen ondan başlayacağım. Bakın sıkıntı yaptığınız konuları böyle yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmiş olduğunuz süreçler görünüyor. Şimdi sağlık var mı, bir de ona bakalım. Sağlık konuları olduğundan öteye geçmeyecek konular olarak konuşamadım. Konular olduğunu düşünebiliriz. Şimdi elinize bir kişiyi almışsınız, şekillendirmeye çalışıyorsunuz. Aslında burada birlikteliklerle alakalı ya da aile içerisinde çocuklarınızla alakalı şekillendirmeye çalıştığınız bir kişi var. Bu kişinin konuları ve sorunlarıyla alakalı birebir ilgilendiğiniz bir süreç içerisinde görünüyorsunuz. Yalnız bu kişinin önünde durmuş, sanki bir adım atmasını engelliyor olarak çıkıyorsunuz ve burada gerçekten de haklısınız. Şimdi birisi bir şeyler yapmak istiyor, birisi bir şeylere başlamak istiyor ya da birisi bir şeyleri beceremiyor. Siz bunu farkındasınız ve bu farkındalıkla birlikte bu kişinin önüne geçmiş, konuşarak, onu tutarak bu girmeye çalıştığı yolla alakalı uyarıyor, görsellerinde çıkıyorsunuz. Bugün için bu uyarılarınızı çok fazla dinlemiyor. Sizin yapmış olduğunuz engelleri aşmaya çalışan bir kişi var. Nereye kadar önünde durabilirsiniz? İnanın önünde duramazsınız. Çünkü kafaya taktığı konularla alakalı adım atmak istiyor. Hemen altında bir para konusu var. Bu para konularıyla alakalı fevri bir davranışa girecek. Ve siz de aslında bunu engellemeye çalışıyor görünüyorsunuz. Tek başıma giderim diyecek. Gerekirse tek başıma savaşırım diyecek. Yanımda durmayacaksan önümden çekil diyecek arkadaşlar. Belki de bunu diyor. Ama bu durum aslında hane içerisinde bazı konuların parçalanmasına sebebiyet verebilir. Yani bu kişinin aile hayatını da içine aldığı bir konuda kendi başına bir karar vermesi ve bu kararında da aslında çok istediği yere gelmeyeceği görselleri var. Bir niyet etmiş, bu niyetiyle alakalı kafasına takmış, siz önünde engelsiniz ama yalnız kalacak. Yani ne diyecek? Çekil kenara, ben yapacağım diyecek. Yapacak. Yaptığı zaman da aslında elinden 3 şey çıkıyor. Kendiyle alakalı da olabilir, bir malıyla alakalı da olabilir, cebindeki parasıyla da alakalı olabilir. 3 konu, 3 mesele. Şimdi bu konularla alakalı vermiş olduğu karar, özellikle Şubat ayında beklenti içinde olduğu konularda bekleyecek olarak çıkıyor. Beklerken yalnız ne yapıyor biliyor musunuz? Sizinle kavga ediyor. Eşler arasında kavga, eşler arasında anlaşamama, ortada olan bir malın, ortada olan bir paranın çekiştirilmesi. Şimdi burada ben hani buraya kadar aslında şu yorumu yapmak istiyorum. Birileri hanenizde bir şeylere başlamak istiyor ama yanlış yapıyor. Bunu engellemeye çalışacaksınız ama durduramayacaksınız. Görselleri var. İnşallah durdurursunuz. Çünkü durduramazsanız ortada olan bir para ya da malla alakalı elinizden bir şeyler gidebilir. Aslında burada bir görü var. Bu görü de bu kişi çok takılmış, çok takmış kafaya. Çok hızlı karar vermeye çalışıyor ve bu kararlarından aile içerisindeki bir mal ya da birikmiş olan bir para gider arkadaşlar. Direkt gider. Şubat sonu itibariyle çünkü bu kişiyle çok yavaş ilerlediğini düşünüyor bazı şeylerin. Çok sinirli, çok agresif ve siz bununla uğraşmak durumunda kalıyorsunuz. Ve ortada bir mal ya da bir para var. Bunun bir ucundan siz tutmuş, diğer ucundan da o tutmuş. Sanki çekiştiriyorsunuz ve ağız dalaşınız var. Bu konularla alakalı eğer ki sizin elleriniz daha ince çıkıyor, onunkiler daha kalın çıkıyor. Yani çekip alır sözünüz aslında. Hani ben bunu vermem, işte bu işe girdi, benden bunu alamaz gibi düşünüyorsanız eğer alır.
Onu da hemen belirtmiş olayım. Burada bir engel koymanız ya da bir önlem almanız gerekiyor. Şubat sonunda elinizden çıkabilecek bir para ya da mal görselleri var. Dikkatli olun derim. Burada aile içerisinde bir kişinin sırtına almış yükleri azaltmak için bir şeyleri satma çabası da olacak, görselleri var. Bu konularla alakalı kızarsınız, sinirlenirsiniz ama gene iletişiminizi kesemezsiniz. Bu çocuğunuz da olabilir, eşiniz de olabilir. Anne baba olacağını düşünmüyorum ama sevdiğiniz, aile içerisinde birlikte yaşadığınız bir kişi olarak görünüyor. Sonrasında sanki Mart ayı için de şunu söyleyebilirim. Bir yere saplanmış, size de diyor ki gel buraya. Siz sanki böyle elimi bırak, ben burada kalmak istiyorum der gibi çıkıyorsunuz. Burada sizi de alıp bir yere gitme, sizi de bu vermiş olduğu kararlarda sorumluluk almaya teşvik etme, bu batağın içine sizi de çekme gibi durumları olabilir. Çok pardon arkadaşlar, bir su içmezsem öksürmeye başlayacağım. Şimdi bu kişi bir çaba içerisinde, siz de bu kişiyle çekişeceksiniz. Şubat, Mart, Nisan ayı geldiğinde arkadaşlar, bu kişinin beklenti içinde olduğu konularla alakalı güzel bir haberi olur. Ama o zamana kadar elinden gidenleri yeniden geri alması biraz zor olur. Bir şeylere başlar sanki sıfırdan başlıyormuş gibi, sanki başka bir yöne kaymış gibi görünüyor. Bir şeylere başlayacak, bir şeyleri karıştıracak, karıştığı yerde bırakacak, ondan sonra da başka işlere girecek. Elinizden gidenler de gidecek. Sözünüz aslında bugünkü falımızda, eğer niyetiniz de eşinizin ya da işte aile içerisindeki bir kişinin yapmayı planladığı bir konu varsa, bu konularla alakalı aslında haliniz zarar görür, ilişkiniz zarar görür demem gerekiyor. Ta ki Mayıs ayına kadar bu konularla uğraşırsınız. Mayıs ayından sonra daha düzgün, daha tutarlı bir yola girer, orada bir rahatlama yaşarsınız. Ama geçmişte kaybettiklerinizi gelecekte kazanmak için bir zamana ihtiyacınız olur, sözün özü. Şimdi ikili ilişkiler olarak bir de hemen başka bir anlam çıkartacağım buradan. Birlikteliğinizle alakalı, yani evli değilsiniz ama bir birlikteliğiniz var ya da evlilik dışı bir birlikteliğiniz var. Bununla alakalı bugünkü falımızda neler var, onlarla ilgili tutulmuş dileklerde neler var derseniz, birlikteliğinizde siz iyimser, konuları çözmeye çalışan görsellerde çıkıyorsunuz. Yalnız karşınızdaki kişi bazı konularda diretiyor, inat ediyor. Çözümsel değil de biraz daha yaptırımsal, bu olacak der gibi baskı altında tutmaya çalıştığı bir süreçte görünüyorsunuz. Bu süreçte elinizden geldiğince ılımlı olmaya çalışacaksınız ama karşınızdaki kişi biraz inatçı, biraz fevri, biraz kafasına taktığını yapan görsellerde çıkıyor. Ondan dolayı da aslında biraz kenara çekilip ondan beklenti içinde çıkıyorsunuz. Özellikle Şubat ayında. Yani birlikteliğinizde karşınızdaki kişi ne yapacak, dur bakalım benim için ne yapıyor demeniz gereken bir süreç var aslında. Bugün için siz onun için hep emek veriyorsunuz ama Şubat ayı geldiğinde vermiş olduğunuz emekleri biraz durup sorgulayacaksınız. Ben bunları yapıyorum ama o benim için ne yapıyor der gibi çıkıyorsunuz. Ve burada aslında o kişiyi biraz yalnız bırakacaksınız. Ayrılık olarak değerlendirilebilir mi? Evet, ayrılık olarak değerlendirilebilir. Ayrılabilirsiniz ama karnınız çok şişmiş, konuşmanız gerekenleri söylemeden ayrılmayın derim. Hani bunları yaptım, bunları bekliyordum ama neden olmadı der gibi bu kişi havada çıkıyor. Bu havadalık da aslında biraz ayma, kendine gelme, evet bende hatalar mı var acaba diye düşüneceği bir süreci gösterecek. 3 vakte kadar hayatınızda bu kişiyle alakalı çözülmesi gereken konularda bir süreciniz olacak. Bu süreçte siz rahatsınız, o daha sıkıntılı. Ve sonuç olarak karşı karşıya geldiğiniz zaman, ki o da Mart ayı olarak görünüyor, Mart ayında yapmış olduğunuz tartışmalarda siz haklı olduğunuz, o karnınızı şişiren, içinize attığınız konuları takır takır söylüyorsunuz. Karşınızdaki kişi sanki böyle ellerini bir araya getirmiş, ne olur der gibi aslında sizden beklenti içinde çıkıyor. Bu aslında bir de şu demek: ayrıldığınız, sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir kişi var ise şayet bugün için, bu kişinin Mart ayında karşınıza geçip yapmış olduğu konular ya da yapmış olduğu davranışlarla alakalı özür dileyebilme ihtimalini de gösteriyor. Biraz sıkıntılı bir konuşma yaparsınız ama karşınızdaki kişi bu sefer sizi anlar. Birlikteliğe gelecek olursak, Mart ayında yeniden barışırsınız. Ondan sonraki süreçte sanki sizi çekileyen görsellerde çıkıyor. Mayıs ayında daha iyi, daha tutarlı bir ilişkiniz olur bu kişiyle. Bu süreç içerisinde onu biraz eğitmeniz ya da işte biraz şekillendirmeniz gerekecek, sözün özü. Şimdi parasal konulara geldiğim zaman, parasal konularla alakalı neler var? Parasal konularla alakalı bir bekleyiş görseli var. Bir bekleyiş içerisinde önümüzdeki ay için beklentileriniz olduğu, bu beklentilerle alakalı da niyet ve dilekler, hatta hani
Adaklar diyebilirim yani, dualarınız var. Şimdi bir adak, adağın hemen yanında da iki çivi görseli var. Bulunduğunuz alandan çıkmak istemediğiniz, bulunduğunuz alana çivi çakmak yani sabitlenmek istediğiniz bir süreçte görünüyorsunuz. Hemen altında da fokurdayan, arkası arkasıya gelmesi gereken paralar var. Yani sözünüzü, Şubat ayında iş konularıyla alakalı bulunduğunuz yerden ayrılmak istemiyorsunuz ama sabitlenmesi gereken parasal konularda da beklenti içinde çıkıyorsunuz. Karşınızda size bu beklentilerinizi karşılayacak, karşınızda bir kişi var çünkü de. Beklentilerinizi karşılayacak bir kişi var mı? Aslında beklentilerinizi karşılayacak bir kişi var. Yani olumlu cevaplar alırsınız fakat elinizde bir sopa almış. Karşınızdaki kişiye böyle hazır nazır bekler pozisyonda çıkıyorsunuz. Şimdi siz istiyorsunuz, istediğinizi dile getiriyorsunuz. Karşı taraftan da beklenti içindesiniz. Bu beklentinizle alakalı da ben bunu senden alacağım. Öyle ya da böyle bunu vermek zorundasın der gibi çıkıyorsunuz. Karşı tarafın da acaba size karşı olan tutumu sizi buna mı itiyor? Hani bir iş yerinde çalışan bir kişi sen bana bunu vereceksin der mi diye düşünüyorum. Hani bu kadar fevri olabilir mi? Oluyor ama bu görünen o. Bir haber almışsınız. Bir habere istinaden de sinirlenmiş karşınızdaki kişiden. Bunu aldıysa bunu mu diyorsunuz? Hani burada bir haber, habere karşı elinizde bir sopa almış, karşınızda patronunuzu tehdit eder duruyorsunuz aslında. Yani birileri sizden farklı maaş mı alıyor? Birileri sizden farklı bir para mı alıyor? Bunu istinaden mi bu kişiyi tehdit ediyorsunuz diye düşünüyorum. Tehditten çok yani vereceksin, mecbursun der gibi bu. Karşınızdaki kişide bir böbreklerinde rahatsızlanma ya da idrar yollarında da rahatsızlanma var. Arkasında da parası bol bir kişi olarak çıkıyor. Bu kişi size istediğinizi verir arkadaşlar. Şubat, Mart. Mart'ın ortasından itibaren beyaz evrak, beyaz para görselleriniz var. Ondan sonrasında da aslında rahat bir çalışma ortamı görünüyor. Şimdi gene burada eğer bir iş başlangıcı düşünüyorsanız, iş başlangıcı yaparsınız. Bulunduğunuz yeri beğenirsiniz. Sabitlenmek istersiniz. Yalnız maaşınızın düzenlenmesini, hatta maaş dedikoduları görselleri var. Bu dedikodulara göre beklenti içinde olduğunuz süreçler çıkar. Burada yeni başladınız, maaşınızı beğenmiyorsunuz, onunla ilgili konuşma yapıyorsunuz, istediğinizi alıyorsunuz, görselleri çıkıyor. Bir de sürece bağlı, yani bir kum saati görseli var. Sürece bağlı bir beklenti içindesiniz. Şubat ayı ortası itibariyle bu süreçle alakalı bir nasıl diyeyim? Süreç beklentisi içindesiniz. Bu süreç Şubat'ın ortası gibi geliyor önünüze. Bu konuyla alakalı bir karışıklığın içerisinde bu konuyu toparlayıp önünüzü açmaya çalışacaksınız. Ve burada gene dediğim gibi o karışıklıktan çıkıp feraha çıktınız. Geçmişte de biraz haklarınızı bıraktınız ama yolunuzda çok geniş bir şekilde devam ettiğiniz süreç görünüyor. Fevri olmayın arkadaşlar. Sopayı gösteriyorsunuz ama vurmuyorsunuz en azından. Tam yanında da güzel bir kalp görseli var. Aslında sevdiğiniz, değer verdiğiniz, önemsediğiniz kişilerle konuşmalar yapacaksınız. Bu konuşmalarda karşı taraf vermeyecek gibi dursa da hemen akabinde küçük küçük balıklarla istediklerinizi verecek. Kariyer olarak, kademe olarak bir beklentiniz varsa biraz daha bekletir sizi. Aslında şöyle söyleyeyim. Makam mı bekliyorsunuz? Kariyer beklentiniz mi var? Orada biraz beklersiniz. Öyle Şubat Mart'ta çözülecek bir konu değil. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Evet. Şubat'ta konuşulur. Aralık ayında çözülür anca. Bayağı da uzak bir zaman verilmiş burada. Ama istediğinizi alırsınız, sabır etmeniz lazım. Şimdicik bugünkü niyetlerde eğer ilişkinizle alakalı bir dileğiniz varsa önce içinizden geçenleri söyleyeceksiniz. Beklentiler ortaya çıkacak. Ondan sonra niyetiniz olacak. Burada mücadele etmeniz gereken bir eş ya da sevgili var. Ama içinizde olanı net olarak ifade ederseniz olur. Eğer içinizde olanı net olarak ifade etmezseniz önü kapalı arkadaşlar. İş ve para konularıyla alakalı yakın zamanda alacağınız güzel bir haber sizi bir karışıklığa sokacak. Bir mücadeleniz var. Ondan sonra olumlu cevaplar alacaksınız. Bir topluluk içerisinde üst üste koyduğunuz konuları içinize atmış. Bunları konuşmuyor olarak çıkıyorsunuz ama konuşmanız gerekiyor. Şimdi burada biraz ters düşündüğünüz iş, sıkışık olduğunuz iş konuları var. Bunun için çok fazla bir zamana ihtiyacınız yok. 2 hafta içerisinde bu konularla ilgili tıkanıklık çözülmüş, rahatlamış, önünüze bakıyor olarak çıkıyorsunuz.
Dediğim gibi özellikle iş konularında daha güzel cevaplar verebilirim ama aşk ve ilişkiler konusunda biraz sıkıntılarınız olabilir. Tuttuğunuz niyetle alakalı mücadele etmeniz lazım arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.